GİSPİR Yönetim Kurulu Murat Kıran Başkanlığında GİSPİR Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantıda güncel konuların yanı sıra üyelik başvuruları ve GİSPİR'in yurt dışında katıldığı fuar ve seminerler görüşüldü. Toplantıya yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra yeni seçilen Gemi Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Uzun ve beraberindeki heyet de katıldı. GİSPİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran, Ahmet Uzun'a başarılar diledi ve plaket takdim etti. Çok güzel bir toplantı geçti. Sağ olsunlar, çok güzel ağırladılar. Gemi Mühendisleri Odası ve GİSPİR'in birlikte neler yapabileceğini bu toplantıda görüştük ve gördük ki birçok konuda ortak noktamız var ve güzel bir işbirliği yapacağımıza inanıyorum. Güzel bir toplantı oldu. Herkese teşekkür ediyorum. GİSPİR yönetimi de bizi ağırladığı için çok teşekkür ediyorum. GİSPİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran toplantının detaylarını paylaştı. Biliyorsunuz uzun zamandır Avrupa Birliği projesi adı altında bir çalışmamız vardı. Dünyada ilk, gene bir ilke imza attı diyebiliriz GİSPİR. Uzaktan iş güvenliği eğitimi verebilmenin altyapısını hazırladık. Bunu şimdi tüm üyelerimizden de paylaşacağız. Biliyorsunuz bizim çalışanlarımızın her yıl almak zorunda oldukları iş eğitimleri var. Bu eğitimlerin online'a çevirebilmesinin yolunu bulduk işin açıkçası. Çok güzel bir program yaptık. Bunun sektörle bugün ağırlıklı tersanelerimizde çalışan iş güvenliği uzmanları katıldılar. Bilgilendirmeler yapıldı. Nasıl yapılacağı ile alakalı. Gene internet üzerinden ve gene imtihan uygulamasıyla. Dolayısıyla ilk etapta 15 bin kişi hedefledik. Burada tabii olay şu, bunun yapılabilirliğini göstermekti. Bunun yapılabilirliğini gösterdik. Arkadaşlarımız iyi çalışmışlar. Artık bu akrette oldu diyebiliriz. Tabii bu burada böyle kalmayacak. Aslında bu bir milat diyebiliriz bu konuda. Bunu başka işlerimizde de kullanabiliriz. Başka sektörlerde de kullanabiliriz. Bunu göstereceğiz. Yakın bir zamanda işte arkadaşlar zaten herhalde gireceklerdir. Benim bu sizin aracılığınızla da beni duyan arkadaşlar bunu bir sorsunlar iş güvenlik uzmanlarına. Nasıl olduğuyla alakalı. Güzel bir çalışma oldu. Bütün arkadaşlarım tebrik ediyorum. Onun akabinde de biliyorsunuz yönetim kurulu toplantımızı yaptık. Bugün işte 14. toplantımızı icra ettik. Artık yüz yüze toplantılarımıza geri döndük diyebiliriz. Ama online toplantılarımızda kullanmadığımızı da söyleyemem. Aslında onu da öğrendik yani. O da çok verimli oluyor. Ama tabii yüz yüze toplantılarda ziyaretçilerimiz oluyor. Bugün Gemi Mühendisler Odası Başkanımızı ve Genel Sekreterimizi ağırladık. Kendileri de biliyorsunuz zaten yeni seçilmişti. Kendilerine hayırlı olsun diyorum tekrar sizin aracınızla. Beraber ne gibi çalışmalar yapabiliriz onları değerlendirdik. Zaten biliyorsunuz son 4 yıldır staj konusunda GİSPİR Gemi Mühendisleri Odası'ndan gelen tüm stajyerleri ilgili yerlere yerleştiriyor. Bu konuda da tüm sektörümüz destek oluyor. Hepsine çok ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Neticede bu çocuklar bizim çocuklarımız ve bizim sektörümüzde çalışacaklar. Dolayısıyla biz bunlara imkan sağlamalıyız. Bu bilinçle zaten 4 senedir hiç açıkta öğrenci bırakmadık. Bundan sonra da bırakmayız inşallah. Onun dışında birkaç tane projeleri var ki bunlardan bir tanesi çok hoşumuza gitti. Çok da önemli bir proje. Üniversite imtihanlarında ilk mesela örnek olarak söylüyorum. Yani illa böyle olacak diye değil ama ilk 20 bin kişi arasına girebilmiş olan öğrencilerin gemi inşa sanayine, gemi inşa ile alakalı bir okul seçmeleri doğrultusunda bunlara sponsor olmak, burs vermek gibi bazı projeleri var. Biz de bunu gemi inşaat sanayicileri olarak biz bunu yaparız dedik. Benim çok heyecanlandırdı şahsen bu. Hoşuma gitti yani. Çünkü bu sene benim de kızım üniversite imtihanlarına girdi. Yani ilk 20 bine girebilmenin ne anlama geldiğini çok iyi gördüm ben. Yani yaklaşık 2 senedir dersten kafasını kaldırmadı. Çok da iddialıydı. Dolayısıyla o çabayı göstermiş çocuklara biz destek olabiliyorsak ne mutlu bize. Bunlar bizim geleceğimiz. Biz de söyledik Sayın Başkan'a bunu derhal yani çok hızlı bir şekilde çalışın. Gündeme getirin. Bunu duyuralım. Ve gemi inşaat sanayine kalitesini daha da yükseltecek
gelecek nesiller kazandıralım hep beraber. Netice itibariyle bunların hepsi geçici yani. Bir şeyler bırakabilirsek ne mutlu bize. Bu bilinçle yolumuza devam etmemiz lazım. Bu vesileyle işte biliyorsunuz önümüzde yaz programlarımız, üniversitelerimizin kapanışları var. Çok davetler alıyoruz. Hepsine hayırlı uğurlu olsun diyorum. Pandemi vesilesiyle birçok faaliyetler yapılamamıştı biliyorsunuz. Bunları yapıyoruz. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Posidonya vardı. Çok iyi geçti. Dünyadan katılım çok oldu. Orası da artık bir marka oldu yani. Denizcilik küresel bir iş yani. Biz artık öyle hani ülke olarak çok bakmamak lazım. Çünkü bence denizlerde çok öyle sınır yok. Deniz ticaretinde diyelim aslında, düzeltelim onu. Çok sınır yok çünkü bu sektörde olan kişi sayısı çok fazla değil dünya geneline baktığınızda. Herkes dost, arkadaş, herkes işine gücüne bakıyor, herkes bir şeyleri iyi yapmaya çalışıyor. Biz de bu bapta gemi inşaat sanayi olarak iyi bir oyuncuyuz. Artık kendimizi kanıtlamış, iyi işler yapan, nitelikli, kaliteli, fiyata uygun işler yapan bir ülke olarak kendimizi kanıtladığımız için artık yavaş yavaş vazgeçilmez noktaya geldik. Bununla beraber de işte o yıllardır anlattığım başaracağız başaracağız artık başarma noktasına geldik. Yani armatörlerin de piyasasının iyi olması vesilesiyle biz de ufak ufak maliyetlerimizin daha karlı hale getirebilir hale gelmenin yollarını arıyoruz. Ama tabii günün sonunda gene her yerde neye takılıyoruz? İşte iş gücü, iş gücüyle yani yapabiliyoruz. Emek yoğun bir sektörüz. Ağır iş koluyuz. Bunların bilincinde olarak aldığımız güvenlik önlemleriyle beraber yolumuza devam ediyoruz. Allah hayırlı uğurlu etsin diyorum.